Selamun aleyküm arkadaşlar, herkese merhaba. Passat CC CKM Ceyhan Kastamonu Manisa. Motor kodlu 1.4 PSI. Aracımızın gördüğünüz gibi ki ekrana tam yansımıyor. Motor sallıyor, tekliyor şu anda. Titreşim önleme sistemi olduğu için kamerada bunu tam göremiyoruz. Ve şöyle arıza lambalar yanıyor. 172.000'de araç. Ve cihaza bağladık ve arıza sorguluyoruz. Bakalım neler çıkacak. Şu anda veriler okunuyor diyor. Arızalı bir şekilde geldi. Stop ettirmeden direkt cihaz bağladık ki hani mevcut arızalar kaybolmasın diye. Eğer istobeler çalıştırırsak arızaları kaybedebiliriz. Vakum dolum seviyesi çok düşük demiş. Yakıt dolum seviyesi çok düşük, yani yakıtınız az demek istiyor. Bakıyoruz. Yani çok da düşük değil. Ateşleme kesintisi tespit etme kontrolü. Yani bir yerde bir ateşleme sorunu olduğunu söylüyor bize. Buradan kendi kendine teşhise giriyorum. Motorda 3 tane arıza görüyoruz. Sorguluyoruz. Birinci silindir yakıt kesikliği algılandı demiş. Silindir blendajı yanma kesikliği algılandı. Yani birinci silindirin bujisini söküp kontrol edeceğiz arkadaşlar. Şimdi aracı stop edeceğim. Biraz soğuyacak. Biraz soğuduktan sonra o bujiyi sökeceğim ve kontrol edeceğiz beraber. Motorumuz yeterince soğudu. Arıza veren birinci silindirin bujisini söküyoruz. Gevşettim arkadaşlar çünkü tek elle sökmek zorundayım. Biliyorsunuz zor oluyor. Bakalım nasıl bir buji çıkacak. Bujide mi sorun var? Yoksa sorunumuz bobin kaynaklı mı? Onu göreceğiz. Arkadaşlar 160'lık olan bu araçlarda genellikle bujiden çıkıyor. Bujiyi çatlatıyor yüksek ısıdan dolayı. Bujiyi çatlatınca da tekleme yapıyor. Gördüğünüz gibi ıslak buji. Ateşleme yapamamış. Çatlağını kontrol ediyorum var mı diye. Herhangi bir çatlak da gözükmüyor bujide. Bujide herhangi bir çatlak yok. Gördüğünüz gibi ıslak. Şimdi 4 ile bunun bujisini değiştireceğim. Bobini de değiştireceğim. Yerlerini değiştireceğiz ve bakacağız arıza yerini değiştiriyor mu. Fakat onun da öncesinde yapmamız gereken çok önemli bir iş var. Bu şekildeyken çalıştıracağız. İçindeki sıvıyı attırıp kompresörünü ölçeceğiz. Fişlerini çıkartacağız ve kompresörünü ölçeceğiz. Hatta geri kalan diğer bujileri de sökmemizde fayda var. Onları da sökeceğim. Aracın kompresörünü ölçeceğiz. Bunlar da biliyorsunuz piston kırma muhabbeti var. Eğer ki piston kırdıysa kompresör oluşamaz ve bu arızayı verir. Pistonun içi ıslak gördüğünüz gibi. Birinci buji. 2 3 4. Bir de şu konuyu söylemeden geçemeyeceğim arkadaşlar. Şöyle bu tarz arızalarda okumuş olduğumuz arızayı doğru anlamamız gerekiyor. Doğru anlamamız gerekiyor derken şöyle, bu araçlarda yakıt kesikliği veya ateşleme kesikliği şeklinde arızalar veriyor. Yakıt kesikliği dediği içerideki yanmadan bahsediyor. Yani yanma oluşamadığı zaman yakıt kesikliği diyor. Yani bununla alakalı şöyle, o silindire yakıt gelmiyorsa ve orada bir patlama oluşmuyorsa bu arızayı veriyor. O silindire ateşleme gelmiyorsa ve yine aynı şekilde patlama oluşmuyorsa yine bu arızayı veriyor. Yani her halükarda hangi sebepten olursa olsun, eğer ki pistonun içerisinde yanma oluşmuyorsa bunu, iki tane sensörlerimiz var bloğun arkasında bağlı. Çoğu motorda bir tane, çok teferruatlı olanlarda iki tane titreşim sensörü diyeyim, Türkçesini söyleyeyim. Titreşimini, motorun titreşimini tanıyan sensörler var. O sensörler aracılığıyla motor devir sayısından ve o sensörlerin aracılığıyla hangi silindirin
gözünde yanma oluşmadığını belirten bir sistem var. Oradan sistem görüyor. Diyor ki bu silindirde patlama oluşmadı. Oradan beklediğimiz titreşim, mikro titreşim oluşmadı diyor ve o silindiri tespit ediyor ve bize söylüyor. Yani bobin arızası veya buje arızası veya enjektör arızası veya yakıt beslemesi arızası ya da kompresör oluşamama sıkıntısında yakıt kesikliği arızası veriyor ve arızayı doğru anlamamız gerekiyor. Bu arızayı görür görmez bobin veya buje veya enjektör değiştirmemek gerekiyor veya yakıt filtresi, yakıt pompası değiştirmemek gerekiyor. Arızayı doğru anlamak şart arkadaşlar. Doğru anlayarak doğru yol izlememiz gerekiyor ki boş yere cebimizden para çıkmasın. Bunlar da konektör olan değil mi? Kompresör ölçeceğiz, evet, 160'luk olan. Şu bir araya basın var ya. Tam gaz, gazı basılı tut ve bas marşa. Arıza gelecek, bu bir yer gelecek. Bas. Bırak. Evet. Arızalı olan silindir 4 bar basıncı var arkadaşlar. 2'yi ölçüyoruz şimdi. Tam gaz basılı tut. Bas. Bırak. 11. İkinci göz 11. Bas. Üçüncü gözü ölçüyoruz. Bırak. Dördüncü göz 10, 3. göz pardon. En son 4. gözü ölçüyoruz. Bas. Bas. Kapat asla. Bırak. Geri kalan 3 tanesi. Geri kalan 3 tanesi arkadaşlar 10, 11, 12 çıkıyor. 1. gözü tekrar ölçelim. Otur abi, bir daha bas. Bir daha bas. Biri tekrar ölçün. Bas, dur bir dakika. Tam oturduğuna emin olalım. Bas. Tamam, bırak. Buna işte piston ya da sekman kırmış diyoruz. Gördüğünüz gibi. 4 bar. Evet arkadaşlar, bu videoyu buraya kadar yapacağım. Sebebi de şu. Ne olacak, ne bitecek bilmiyoruz. Bir tane tepe göz bulacağız ve pistonun içine girerek kamerayla ne var ne yok, görünüyor mu görünmüyor mu, onları görmeye çalışacağız. Hani bu 1.4 TSI'larda piston kırıyor, piston kırıyor diyoruz ya, işte bu tam olarak aslında o arızaya paralel bir arıza. Yani bir nevi o arıza, ha %100 o arıza mı tabi bilemiyoruz, sibop da yakmış olabilir ama genelde bunlar piston kırıyorlar veya sekman kırıyorlar, bundan kaynaklanıyor. Ve nasıl bir yol izleriz, nasıl kontrol ederiz? Sadece tekleme teklediğini görerek direkt ya bu piston kırmış mı dememiz gerekiyor. Onu sizlerle bir nevi doğru olduğunu düşündüğüm şekilde paylaşmaya çalıştım. Yani şu kompresörle silindirin içindeki basıncı kompresörü ölçmeden bu araç piston kırmış demek doğru değil. Bu şekilde bir yol izlemeniz gerekiyor, kompresörünü ölçerek yanıt vermeniz gerekiyor. Eğer ki araç tekliyorsa her teklediğinde bu piston kırmış anlamına gelmez. Söyleyeceklerim bu videoda bu kadar. Siz zaten olanı biteni kendiniz de gördünüz. Kendinize iyi bakın. Videolarımı beğenmeyi, kanala abone değilseniz abone olmayı ve boş dahi olsa yorum bırakmayı lütfen ihmal etmeyiniz. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.